İn etekum azabullahi. Allah'ın azabı gelse. Evetetkumus saa. Kıyamet gelse. E gayrallahi tedun. Allah'tan başkasına mı? Ya Rabbi bizi kurtar diyeceksiniz. Demeyeceksiniz diyor Allah. Yani başınıza bir azap geldiğinde gavurluk orada bitiyor. Mevla küffar alemin içini biliyor. Kendisi Mevla Celle Celaluhu müdahale etmeyince istediğimi yaparım diyor. Firavuna ağzından sular içeri girmeye başlayınca amentu diyor. İman ettim. Hani sen bilmiyordun? Hani sen Amerika'ydın? Hani münevver, aydın, çağdaş, medeni bir şeyler diyordun? Ne oldu? Gavurluk buraya kadarmış. Allah Celle Celaluhu net olarak bildiriyor. Kullarım, size benim azabım geldiğinde benden başkasına mı efendim ya Rabbi diye yalvarıyorsunuz? Yok, bana yalvarıyorsunuz. Hepsi ortada. İn kuntum sadıkın. Eğer siz gavurlukta sadık ve doğruysanız devam edin o zaman. Sizi o putperestliğiniz veya efendim gittiğiniz o batıl yollar kurtarsın sizi. Ha, oraya sığının. Ne oldu? Gavurluk buraya kadar. Beliyyahu ted'un. Bilakis siz Allah'a dua edersiniz. Feyekşufu açsın ma ted'une ileyhi inşa etensene ma tüşrikun. Çok net bir ayet bu. Feyekşufu açar ma ted'un. Efendim duanızı İleyhi. Allah inşa, tabii Allah dilerse, ama vetensevne ma tüşrikun, ortak koştuğunuzu unutuyorsunuz. O şirkinizi unutuyorsunuz. Hani o yol büyük adamdı, efendim aydındı, münevverdi. İşte günümüzde böyle şeyler söylüyorlar. Yani Allah'ı küçük görüyor, peygamberi küçük görüyor. Kendine göre bir kılıflı sözler vesaire. Yani Allah'a boyun eğmiyor. Allah'ın dışındaki yollar. Neyi kastedersek kastedelim. Genel konuşuyorum ben. Ayeti kerime bunu söylüyor. Kullarım, yani buradaki bahsettiği tabii küffar ve alem. Bütün yeryüzünün 8 milyarın 7 milyarı. Başınıza bir musibet geldiğinde ne yapıyorsunuz? He? O zaman bütün o batıl yolunuzu bırakıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Allah'ım bizi bundan kurtar. He? Mevla Teala da buyuruyor ki dilersem sizi de kurtarırım. Yani biraz daha müsaade ederim. Bakıyorsunuz Firavun bir kule yaptı diyor. Yaptırdığı kule 3 kilometre. Abi yüksek kulelerden bahsediliyor. 30 binden fazla insan o kulenin dibinde ölüyor. Kule yıkılıyor. Mevla orada bir sarsıntı oluyor. Yıkılınca efendim Firavun da Mevla müsaade ediyor işte. Orada Nil Nehri'ne düşüyor. Yüzerek dışarı çıkıyor. Bak ben diyor kralım diyor, ilahım diyor falan. Bana bir şey olmaz. Mevla müsaade eder. Yani böyle azılı insanlara ömürlerinde birkaç kez böyle şeylerle onlar karşılaşabilirler. Yani bakıyorsunuz çok ağır bir hastalık verir Mevla veya içinden çıkılamayacak bir durumla karşılaşırlar. Allah Celle Celaluhu bir mühlet verir. Ondan sonra bir daha azgınlığına devam eder. Bir mühlet daha verir. Üçünü de yakaladı mı götürür. Yani illa bir iki diye bir şey yok tabii. Ancak bunları görüyoruz. Mesela azılı insanların hayatına bir bakın. İlla bir ihtar görmüştür. Bir ikaz daha görmüştür. Ondan sonra bel iyyahu, burası önemli. Yani sureyi En'am'da bel iyyahu ted'un, ona dua edersiniz. Feyekşifu ma ted'une ile inşa. Dua ettiğiniz şeyi dilerse Allah açar. Vetensene ma tüşrikun, vetensene unutuyorsunuz ma tüşrikun, o siz ortak koştuklarınızı unuttunuz. Hani o sizi kurtaracaktı. İşte tamam, ona sığının işte. Yani büyük yolunuz vardı ya. Büyük iddianız, büyük bilginiz vardı ya. O sizi kurtarsın hadi. Ve lekad ersennâ ilâ umemin kablike. Mevla her şeyi biliyor. Andolsun muhakkak biz peygamberleri evvelki kavimlere gönderdik. Fâhıznâhum bil be'sâyi. Onların başına ansızın belalar, musibetler. Ve darrâyi, kıtlıklar, darlıklar, sıkıntılar, musibetler, düşman istilaları. Leallehum yetedarra'ûn. Umulur ki onlar tedarru ederler. Ya Rabbim bizi bundan kurtar derler. Felevle icahum be'sune tadarra'u. Bizim azabımız geldiğinde yalvarmanız gerekmez mi? Şimdi depremler oluyor. Bakıyoruz Covid hastalıklar oluyor. Görüyoruz. Bakıyorsunuz inananlar aynı. İnanmayanlarda tık değişiklik yok. Hiçbir şey değişmiyor. Bizim azabımız geldiğinde ya Rabbi demeniz gerekmez mi? Velakin kaset kulubuhum. Onların kalpleri daha da katılaşıyor. Şimdi yukarıdan beri anlatılıyor. İşte bu bunların haberi yok. Neyden haberleri yok? Hepsinden haberleri var. Ülkemizdeki inkarcı. Ülkemizin dışındaki bütün küffar-ı alem. Allah Celle Celaluhu onları bize net olarak tanıtıyor. Ve onların yerlerin göklerin sahibi Allah Celle Celaluhu'na ya ehlel kitap, ey ehli kitap lime tasudduna an sebillahi men amen, iman edenleri niye benim yolumdan, Allah'ın yolundan çeviriyorsunuz? Tebuneha ivece, eğri büğrü yol talep ediyorsunuz. Ve entüm şüheda, siz İslam'ın hak olduğuna şahitsiniz. İslam'ın hak olduğuna siz şahitsiniz. Ve mellahu Allah bi gafilin, ama Allah yaptıklarınızdan gafil değil.
değil. Kime diyor? Yahudilere, Hristiyanlara, bütün küffara. Onların bir şeyden haberi yok. İşte onlar böyle bir gaflet içerisinde gavurluk yapıyorlar. Ne gafleti ya? Olayı çok iyi biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Allah Celle Celaluhu bir üstteki ayette kul ya helal kitap. Ehli kitap. Lime tekfuruna bir ayet. Niye Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Vallahu şehidun alema. Allah yaptıklarınıza şahittir. Yani siz bunun farkındasınız. Siz buna şahitsiniz. Bunun hakikatini biliyorsunuz. Ha demek oluyor ki küffar-ı alem bilerek gavurluk yapıyor. Şimdi bu ayeti kerimede de çok net bir şekilde esas devamı söyleyecek zaten. Onlara azabımız geldiğinde yalvarmaları gerekmez mi? وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ Şeytan yaptıklarını süslüyor. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yapar olduklarını şeytanlara süslüyor. Yok siz büyük adamsınız. Yani zamanı, çağı yakalıyorsunuz. Aydın münevver oldunuz vesaire. Fakat yapılan Allah'ın emrine uymuyor. Peygamberin yoluna uymuyor. Bu kılık kıyafettir, bu yaşam tarzıdır, bu ortamdır, kızların halidir, eğitim ortamlarıdır. Yani şimdi Covid'den kurtulduk, eğitime başladık. Kızlar ayrı mı, erkekler ayrı mı olacak? Teneffüse çıkıldığı zaman okulun bahçesinde kız erkek ayrı mı olacak? Niye tövbe edilmiyor? Bunlar haram değil mi? Günah değil mi? Bilinmiyor mu bunlar? Vallahi herkes biliyor. Ama bakıyorsunuz hemen hakaret ediyor. İşte böyle şey bu. Tamam, peygamberlere yapılmış bu itirazlar. Yani koca Lut aleyhisselam dedi ki eşcinsellik yapmayın. Bunlar büyük haramlardandır. Bütün millet karşı çıktı. Hanımı da karşı çıktı. Ne oldu? 12 kişi kurtuldu. Milyonlarca insan efendim kânet minel gâbirîn o azabın içerisinde Mevla gökten alevleri, yerden volkanları patlattı ve dünyanın içerisinde gömülüp cehennemin dibine gittiler. Mevla ölünceye kadar müsaade ediyor. Onlar bu yaptıkları menfur işin günah olduğunu, haram olduğunu bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Ne yaptılar? İşte bu ayeti kerime. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ Şeytan مَاكَنِ يَعْمَلِ Yapar olduklarını süsledi. Siz doğru yapıyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Özgürsünüz, hürsünüz vesaire. Bir sürü cümleler. Nereye kadar? Ölünceye kadar. Ölünce her şey bitiyor. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا Kur'an-ı Kerim net bildiriyor. Ne zaman ki onlar bizim öğütlerimizi unuttular. Efendim bihi فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ وَبَابَ كُلِّ شَيْءٍ Bütün kapıları açarız. Bakıyorsunuz isyan ve tuğyan içerisindekilere mal var, nimet var, yat var, kat var, özel arabalar. Aa, nasıl oluyor bu? Mevla azap niye etmiyor? Ölünceye kadar müsaade ediyor. Hatta idâ ferihû bimâ utû. Verilenlerle onlar sevinirler. Bak büyük adamız. Ne kadar büyük imkanımız var. Amerika olduk, Avrupa olduk, şu olduk vesaire. İnkarcı insanlara bir bakın. Bütün işleri yapıyorlar. Bütün dünyadaki imkanlara efendim yazlıklar, kışlıklar şunlar. Ehaznâhum bâteten. Ansızın yakalarız. Adam bakmışın gitmiş. Meşhur adam gidiyor ahirete. Eylâhum mublisûn. Bütün hayırlardan havuzun başında efendim nimetler içerisinde ızgarası vardı derken Azrail aleyhisselam hadi gidiyoruz. Azaplar, çengeller, yılanlar, akrepler. Yani küfür üzerine ölenlerin akıbetleri çok büyük bir dehşet verici bir şey. Nimet içerisindeyken bir anda azap içerisinde. فَقُوْتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ الظَّالَمُ O zalimlerin kökleri kesildi diyor. Mevla 7000 kez, 7 tane de büyük tufanlar oldu. Yani Mevla köklerini kazıdı. وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّلْ Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Dünya tarihine baktığımızda azgınlık içerisinde olanların Mevla köklerini kazımıştır. O zamanki insanların yaptıkları bizden evvelki lem yuhlak misluha fil bilad diyor. Onların benzer ihtişamlı hayatları, şehirleri daha yaratılmadı diyor. O kadar büyük ihtişam içerisinde yaşadılar. Peki onların teknolojileri ne oldu? Nesilleri fekutia dabiruk. O Mevla hepsinin kökünü kazıdığı için işte Salih Aleyhisselam'ın kavmi 5 milyondan fazla insan. Lut Aleyhisselam'ın kavmi nasıl yaşamış bilmiyoruz ki. Hud Aleyhisselam. Neler var orada? Ne acayip kavimler var. Yaşamışlar. Büyük ihtişamlarla yaşamışlar. Büyük ticaretler yapmışlar. Ne oldu? Mevla hepsini sildi, yok etti. İşte bizim bu dönem 100 yıldır dünya bir değişim içerisinde oldu. Ben hatırlıyorum. Öküz arabalarıyla yol yoktu, iz yoktu. Binecek bir şey yoktu. Traktörler bile yoktu. Su yok, elektrik yok. Daha 15-20 sene evvel. Bir anda değişti. Biraz sonra da kıyamet kopacak zaten. Bu toptan pazarlık. Bu zamana kadar Mevla kendi mülkünde İsyan edenlerin kökünü kazıdı.